İkincisi ile olan münazaramdır. Onun sebebi İstanbul'a geldim gördüm ki sair şuabata nispeten medaris terakki etmemiştir. Bunun da sebebi kitaba nazarla istinbatı mesele etmek olan istidadı meleki ilim yerinde ikame olunmuş. Ve talebelerde ademi münazara ve sual ve cevap sebebiyle şevksizlik ve melekesizlik ve atalet gibi bazı hali intihar etmiş. Sair müntici taaccüp ve hayret olan ulûm-u ekvan veya eğlence ile vakit geçirmeyi müntiç olan fünûn-u hevesat ve lezzat-ı hakiki mutazammın olan ulûm-u maksud-u bizzat gibi ulûm-u ilahiye tahsil olunmaz. Bunun da ya bir himmet-i âli veya bir tevaggul-u tam veya müsabakayı müntiç olan sual ve cevap gibi bir şevk-i kasri ve harici lazımdır. Veyahut taksimul amal kaidesine tatbikan her bir talebenin istidadına göre bazı fünun ile tevaggul etmeli. Ta mütehassıs olsun, sathi olmasın. Zira her ilmin bir sureti hakikiyesi var. Meleke olmadığı vakit bazı tarafı nakıs olan suretlere benzer. Evet, başlayalım. İkincisi, ulema ile olan münazaramdır. Onun sebebi İstanbul'a geldim. Gördüm ki sair şuabata nispeten diğer şubelere nispeten medaris terakki etmemiş. Medreseler terakki etmemiş. Burada çok ustad hakimane bir teşhis yapıyor ve metot gösteriyor. Sair ulum dallarına nispeten medrese terakki etmemiş. Peki, sebebi ne? Oku. Bunun da sebebi... Sebebi. Kitaba nazarla istinbat-ı mesele etmek olan istidadı meleki ilim yerinde ikame olunmuş. Ben Şark'taki çok medreselere gezdim. Eski klasik hocalar, murlalar. Şark'ta var efendim. İlmi nasıl anlıyor? Mesela Beyzevi tefsiri çok şeydir, zordur. Demir leblebi demişler. Demir leblebi ağzına koyduğun zaman ne yapar? Dişlerini kırar ve parçalar. Hazmı zor. Bir hocanın mollalığı, ilmi rusuhiyetinin kaynağı şu ibareyi çözüyor mu, çözmüyor mu? İbareyi çözüyorsa tamam. Hayır, tamam değil. İlimde mattup, melekeye çıkmak, meleke. Rusuhiyet. Rusuhiyet olmazsa o ilim nakıs ve noksandır. Meleke. Hazreti Ali demiş, ilim nokta ve nüktedir. Nokta hükmiyeti, nükte o işin püf noktalarını ifade eder. Olaylardan kanunlara intikal etmek. Tüme varın, tümden gelin, bak. Neyse, oraya fazla girmeyelim. Şimdi bakın, ilmi rusuhiyet ve ilmi şey yok. Meleke yok, gelişmemiş. Şimdi çok hoca var, molla var. Nahvesar okumuş, gramer. Gramer ne? Dil bilgisi. Ulum-u âliye çıkma, âli ilimlere, fıkıh, tefsir, hadis, akaid gibi âli ilimlere çıkmak için gramer, alet ilmi. Şurada bir oda var, bir oda var. Odanın içinde mücevherat var ama kapı kapalı. Anahtarı alıyorsun, anahtarı yapıyorsun, geliyorsun, odanın içini açıyorsun, oradaki altın ve mücevherata ulaşıyorsun. Gramer, kapalı. Mudil ve müşkür olan meseleyi açmak için şey, anahtar hükmünde. Adam anahtarı elde etmiş, tamam. 20 sene nahve sarf okumuş. Ondan sonra kütüphanesine bakın, hiç kitap yok. Hiç kitap yok. Ya hani senin ilmi rusuhiyetin? Hani senin ilmi vukufiyetin? Her şey melekeye muhtaçtır ya. Bu yok. Evet. Bunun da sebebi kitaba nazarla istinbat-ı mesele etmek olan istidadı meleki ilim yerinde ikame olunmuş ve talebelerde ademi münazara... Şimdi talebe niye nakıs ve noksan?
Adem-i münazara. Münazara yok. Hak namına, hakkat hesabına münazara, istat ve kabiliyetleri ateşler. Delille, hüccetle, mantık ve muhakeme ile, ilim ve hikmetle meseleyi temiz ve tefrik etmek. Münazara olmazsa ne oluyor? Bakın, ilim hıfz değildir. İlim bir Arapça ibareyi, bir manayı beyne defo etmek de değildir. Defo değil. Odun yığını. Odun yığını. Münazara yok. Bir. Devam et. Ve sual ve cevap sebebiyle... Sual ve cevap da yok. Sual cevap insanı pişirir, tekmir eder. Tahkike giden yol sual cevaptan geçiyor. Mudakkik olmak için onu eşeceksin ya. Oku geç. Olmuyor kardeş, oku geç. Niye böyle? Niçin böyle? Ne diye böyle? Nerede böyle? Nasıl böyle? Bunları olmayınca bak. Sati ve suri. Ülfet mi oluyor? Ülfet var. Nazar-ı sati var. Ülfet, bakar kör. Bakıyor ama göremiyor. İçindeki derinliğe inemiyor. Evet. Tamam mı? Şeksizlik ve melekesizlik ve atalet gibi Bak, talep eder. Talebelerde bak, şeksizlik bir. Evet, oku. Melekesizlik. Meleke yok. Ve atalet. Atalet. Bak, meleke. Her şey kanun bu. Her şey bir altyapıya muhtaçtır. Siz o altyapıyı vermezseniz o melekeye çıkamazsınız ya. Bak. Şu spor olaylarına bakın. Olimpiyatlara hazırlanan çocuk 6 yaşında okula alınıyor. Buz patenti. Sen düz yolda yürüyemezsin, adam buzun üzerinde takla atıyor, dans ediyor. 6 yaşında kabul ediyorlar. Çocuk 7 yaşına geldiği zaman 8 yaşına bu kütük, bundan ne köy olur ne kasaba. Yeniden dünyaya gelmesi lazım. 6 yaşında alıyorlar. Nasıl? Ya. Olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu, bak, hocanın denetimi altında, öyle şov yok, gösteri yok. 10 saat günde antrenman. Son 2 hafta 15 saat. Son 3 günde 18 saat antrenman. O kadar kendini konsantre ediyor ki ayağın dibinde jilet var. Öyle kendini hazırlıyor, öyle piste çıkıyor. Bu kanun. Ben bir zaman Avrupa'dan dönerken uçakta Hava Yolları'nın dergisi vardı, baktım. Şu meşhur o üç top var ya. Bilardo'nun şampiyonu. Semih bilmem ne. Böyle uzun saçlı birisi. Bu 15 sene önceki, 2011 miydi, 12 miydi, o aralardaydı yani. Aşağı yukarı nereden baksanız 15 sene geçmiş. 15 sene değil mi? 10 sene bak. Şimdi adam dünya şampiyonu. Yani nasıl şampiyon? Onun vuruşları teknik olarak bütün dünyada kabul görmüş. Daha açıkçası Mimar Sinan, mimarda neyse, Semih de, Bilardo da o. Bak, gazeteci soruyor ki, nasıl böyle şey değil misin? Uğraşıyor musun? Yani safsaklıyor musun yani, boşa gidiyor mu? Hayır diyor. Ben diyor iki parmağımı terbiye ettim, şu iki parmağımın ucunu. Öyle terbiye ettim ki, bütün enerjimi şu iki parmağımda topladım. Böyle atıyorum gidiyor, böyle atıyorum gidiyor, böyle atıyorum gidiyor, böyle vuruyorum gidiyor. Şey yok. Iskalama yok. Bak, kendiyle yarışıyor. Dünya şampiyonu kendiyle yarışıyor. Gazeteci soruyor ki,
kaç gün antrenman yapıyorsun? Dünya şampiyonu bak. Diyor, haftada iki gün spor yapıyorum, beş günde antrenman. Kaç saat? 8 saat. Allah bize şuur versin. Allah bizim hamiyetimizi ayağa kaldırsın. Hele sen günde 8 saat yürüsen ruku. Ya. Demiş, varıp onun üstüne köşkler kurasım geliyor. Sen hele 18 saat dine mukaddesata çalış, bak sırattan nasıl geçersin. Kanun bu ya, sünnetullah bu. Ya. Ha. Ben bir gün Sakarya taraflarında bunu dedim, ya bak, bak böyle. Ya. Men talebe vecedde, bu kanun vecedde vecedde, kim ne isterse Allah verir. Ben bunu anlatırken yaşlı bir abi dedi ki, ben dedi o Semih'i tanıyorum dedi. O dedi yetim birisiydi falan. Bir tane montu vardı, böyle deri mont. O bilardo salonlarında oynardı gece 1'e 2'ye kadar sürekli. Fena fil bilardo. Ondan sonra bilardo masasında yatardı. Bu kanun bu ya. Her şeyde. İlimde, teknolojide, sanatta, ahlakta, dinde ve maneviyatta. Ne kadar verirsen o kadar alırsın ya. Ne kadar verirsen o kadar alırsın. Şimdi Mehmet Feyzi abi, Allah rahmet eylesin, kardeşim huzurda idman ister. Huzurda idman ister. Her şeyin altyapısını vereceksin arkadaş. Olmaz. Beşer tarihine bakın, hiçbir kimse böyle elini kolunu sallayarak zirveye çıkmamış. İlimde, tarihte, felsefede, dinde, ilahiyette, sanatta, mahir insanlara bakın. Bak, onların hiçbirinin tırmanışı tesadüf değildir. Bak, Üstad Hazretleri bak. Ya bak, 90 senelik hayatında bir gece sabaha kadar ayağını uzatıp da yatmamış ya. Kastamonu laikasında diyor, her gece 5-6 saat meşguliyetten gelen yorgunluk. Ya. Böyle. Hazreti Ömer bak. Sert mizacı. Bak. Ya Emir-i Mümin niye bu kadar ağlaya ağlaya gözlerinden iz yapmış ya? Gözyaşları. Sen aşağı mübaşerden değil misin? Cennette müjdelenmedin mi? Hazreti Ömer'in tarihi bir cevabı var. Tarihi bir cevap. Bak, Allah'ın nimeti şarta tabidir. Siz söyleyin diyor, Ömer namazını terk ederse Allah Ömer'i cennetine mi koyar? Siz söyleyin. Demiş, Ömer gece uyursa Ömer'in anası ağlar, işi biter. Gündüz uyursa ümmetin anası ağlar. Gece uyursa Ömer helak olur. Gündüz uyursa ümmet helak olur. Ya bak, bu manada bir aşk ve gayretle yürümüşler ya. Böyle yani. Atalet gibi bazı hali intihar etmiş. Yani bunun üzerine çok durmak lazım da bak. Yarınlar kimindir? Yarınlar rahatını terk edenlerindir. Yarınlar rahatını terk edenlerindir. Böyle. Atalet, şevksizlik ve melekesizlik. Melekesizlik. Ve atalet gibi bazı hali intihar etmiş. Ha, talebelerde bu var. Sair müntici taaccüp ve hayret olan ulûm-ı ekvân veya eğlence ile vakit geçirmeyi müntic olan fünûn-ı hevesat ve lezzat-ı hakiki mutazammın olan ulûm-ı maksud-ı bizzat gibi ulûm-ı ilahiye tahsil olunmaz. Ulûm-ı ilahiye, yani bu
tevhid ilimleri, iman hakikatleri kevni ilimler gibi değildir. Kevni, mükevenatla ilgili ilimlerin içerisinde mecere vardır, heyecan vardır, temaşa vardır. Denizlerin, deryalardaki mahlukat. Dalıyorsun, bakıyorsun, hayvanlar alemi, kuşlar alemi, böcekler, sinekler, ülkeler coğrafyası, geziyorsun, temaşa ediyorsun. Bak, o ilimlerin tahsilinin farklı cephesi vardır. Sinema, tiyatro gibi nefsi tahrik eden, şöhrete medar hususiyetler vardır. Bak, onları geç. Şimdi Üstad burada fetvayı veriyor. Ulum-u âliye, şu Kur'an hakikatleri, şu iman hakikatlerinin tahsilinin esası ne? Nasıl olması lazım? Burada Üstad fetvayı veriyor, oku. Bunun da ya bir himmeti âli... Yani şu Risale-i Nur'dan istifade etmenin, şu hakikati Kur'aniye'ye muhatap olmanın, şu tebliğ görevini ifa ve icra etmenin birinci şartı, himmet-i âliye. Himmetini âli ve yüksek tutacaksın. Ben Risale-i okuyayım ki şandır, şereftir, paradır, rütfedir, alkıştır, onları geç. Beş kuruş yetmez. Ahirette yüzüne çalınır, helak olur ve gidersin. Himmet-i âliye. Allah'ın rızası. Rabbim kabul etsin yeter. Üstad bak, demiş ben Aklımar Adası'nda 50 tane talebe yetiştireceğim. Bu 50 talebeyle İslamiyet'i bütün dünyaya tam edeceğim. 50 kişi. Himmet-i âliye. Bugün öğretmen kardeşler vardı ya, konuştum ya. Öğretmensin sen. Bak. Ya. Her sene bir kişiyle meşgul, bir kişi. Ama adam akıllı meşgul oluyor. İki kişi. Ya. Bazen bir kişini kurtarmak, bin kişiye müracaat olur mu? Bedel olur ya. Bir kişi. Ha. Bak kuşlar yavrularına, ağzına ne yapıyor? Gıdasını koyuyor, ta Raşit oğluna kadar onu ne yapıyor, muhafaza eder, ondan sonra uçurtuyor. O uçana kadar, yani sahibi rüşt ve dağ oluncaya kadar o gençlerle meşgul ol. Tut elinden. Ona Allah'ı, Resulullah'ı, Kur'an'ı, İslam'ı talim ettir ve öğret. Her sene bir kişi, iki kişi. 100 kişi, 1000 kişi değil. Ulum-u âliye. Bak. Allah'ın marziyatı. Ukbe bin Nafi mi demişti? Eğer şu okyanus önüme çıkmasaydı, Allah'ın dilini ta kainatın en ücra köşelerine kadar götürecekti. Bak, ulum-u âliye bir şey. Himmet-i âliye. Himmet-i âliye. Bak ya. Allah himmetimizi keskinleştirsin ve ziyadeleştirsin. İki. Veya bir tevavvulu tam. Tevavvulu tam. Tam dalmak. Tam gavvas olmak. Bak, hazineler, defneler deryanın neresindedir? Derinliklerindedir. Bak, sahil şeridinde dolaşmak olmaz. Böyle Risale-i Nur'u gözünün ucuyla oku, olmaz kardeşim. Dalacaksın bu iş. Bugün bir şey anlattım kardeşlere. Bu yenilerde olduğu için anlatayım. Bak, adam dünyanın en meşhur heykeltıraşlarından birisi. Gazeteci gelmiş, onunla röportaj yapıyor. Konuşurken heykeltıraş diyor ki, en son çalıştığım bir eser var aşağıda. Aşağı inin, ver bakalım. Atölyesi aşağıda, aşağı iniyorlar. Bir büst şey yapmış, büst, heykel. Şey, göbekten yukarı. Brandayla örtülü. Gelmiş, brandayı açmış. Sanatkar evine bakmış. Gazeteci yanında. Demiş ki, ya şu omuzunda, şu sağ omuzunda biraz problem var. Bana müsaade eder misin demiş. Buyurun demiş. Adam almış aleti, başlamış burayı şey etmeye. Yontmaya, düzeltmeye. Düzeltmeye. Çok meşhur bir adam. Gazetede ayakta duruyor. Bir saat geçmiş, hiç adamın kımıldadığı yok. 2 saat. 3 saat. 3 saat. Ayakta duruyor, bekliyor. Ulan ne zaman bitecek? Kaçıp gidecek ama ayıp olacak falan. Bakın böyle 3 saat sonra
adam bitirmiş. Sanatkar ya böyle geri geri çekilecek şeye bakacak. Sanatının mükemmeliyetine düzelmiş, düzelmemiş. Böyle geri geri çekilirken gazeteciye tosluyor. Gazeteciye tosluyor, dönüyor. Kimsin sen? Ne işin var burada? İşte tevagulu tam. Tam kaptırmış. Ha, tam kaptırmış. Ben, üniversitede, onu da anlatayım. Ben üniversitede arkadaşlarla konuşurken, ya dedim Allah bizi affetsin ya. Böyle olmaz ya. Sati ve Suri. Kitap önünde, karşında televizyon, yanında telefon, çay da getir. Çayı yedinmiyor, kitabı okuyor, televizyonu seyrediyor, bir de telefonla konuşuyor. Ben böyle konuştum. Birisi dedi ki, hocam dedi, sanki sen beni anlatıyorsun dedi. Ya, sanki beni anlatıyorsun. Öyle olmaz ki ya. İtalya'nın meşhur bir şey, müziksiyen, çok meşhur bir müziksiyen. Yolda gidiyormuş, bak. Adamda ritim ve nota noktasından övgüle hassas bir kulağı var ki, mesela güvercin kanadını çarptığı zaman onu hemen notaya dönüştürüyor. Bak, gidiyor. Bir araba, taksi. Buna arkadan güm diye vuruyor. Taksi bakıyor ki bu düşüş fena. Bu gitti gidecek. Pır. Kaçıyor. Kaçıyor. Tabii adamı alıyorlar. Efendim. Meşhur bir adam. Savcı soruyor. Diyor ki arabayı gördün mü? Görmedim. Plakasını okudun mu? Okumadım. Rengini, şoförünü, rengini de görmedim. Şoförünü de tanımadım. Yani arabanın egzozundan si do la diye ses geliyordu. Si do la. Allah bize şuur versin. Allah bizi lakaytlıktan ve lavabarlıktan muhafaza etsin ya. Evet bak. Evet. Veya İkin bak birincisine himmet yani. Himmetini yüksek tut. Bak ustad ne diyor? Değil mi? Ya siz emin olunuz ki Risale-i Nur talebenin vasfesi kainatta en yüksek, en kutsi bir vasfedir. Bu vasfeyi unutma. İkincisi tevahhülü tam. Efendim kalbinde oturmuş. Az gelişmiş ülkenin çok gelişmiş evladı. Hem de protokol, hem de akademisyen, hem de bürokrat, hem çay, hem kahve, hem pasta, hem börek, hem... Ya, Allah Allah, Cenab-ı Hak istatlarımızı açsın. Allah bizi rehavetten muhafaza etsin. Bu da iki. Üçüncüsü? Veya müsabakayı müntic olan sual ve cevap gibi bir şevki kasri ve harici lazımdır. Ya, bir de sual cevap. Ne sual var ne de cevap var ya. Şimdi bizim bir arkadaşımız vardı, bizden doktora yaptı efendim. Sonra gitti meslek yüksek okulunda yardım doçent oldu. Bir gün bana dedi ki, ya hocam dedi, ben meslek yüksek okulundayım. Evet. Bu öğrenciler iki senelik ya, hiçbir profesör bunların dersine girmemiş. Hocam dedi, acaba siz rica etsek gelseniz falan. Teberrüken. Teberrüken bunlar da bir ders. Görsünler, şeysinler diye. Ben de ona kırmadım. Olur dedim falan. Gittik neyse. Arabayla ta kampüsten kalkıyorum. Meslek yüksek okuluna gidiyorum. Devletin verdiği para arabanın şeyine de yetmiyor yani. Benzinine de yetmiyor. Ama o kırılmasın diye gittim. Ya gittim. Meslek yüksek okulu iki senelik. Ya sınıfa girdim. Mezar taş. 40 tane, 30 tane mezar taşı karşımda. Sual yok, cevap yok, dinleme yok, anlama yok, muhatap olma yok.
aslında çağırdım demek olan bunlar insanı fıtık eder. Bunlar resmen insanı fıtık eder. Bir ders verdim. Aslan'a git hadi sen. Ben gitmem. Ya. Enteresan ya. Ya muhatap olmuyor. Anlamıyor. Sormuyor. Merak etmiyor. Hayır. Şimdi daha zor abi. Telefonla bir şey. Ya, ya. Yani. Müsabakayı intihac eden diyor. Rekabet gibi mi anlayalım müsabakayı, başka bir şey mi anlayalım? Yani müsbet manada şey, tekamül ve terakki. Yarışma manası. Fazilet ve kemalattaki yani yarışma. Hayırda yarışma manası. İlimde ve teknolojide yarışma. Bu enaniyet hangi şeyin içerisine girsin onun nefesini keser, işini bulandırır. Farenin süte girmesi gibi. Sütün nasıl şey ederse, mırdar ederse rekabet öyle. Evet. Birbirine tekmil etme de var. Tekmil, ha. Takviye etmek, tekmil etmek, evet. Veyahut taksimul amal kaidesine tatbikan her bir talebenin istidadına göre bazı funun ile tevahhül etmeli. Yani bazı fenlerde. İstidat ve kabiliyetine göre fenlerin açılımı. Uzmanlaşmak. Uzmanlaşmak işte, ihtisaslaşmak, uzman. Ya sen bir şey anlatmışsın ya, çocuk hiç müzik dersi almamış, değil mi? 15 yaşında mı, 13 yaşında? 15 yaşında flüt çalıyor, efendim zurna çalıyor, ne, efendim nedir o? Klarnet çalıyor, ney çalıyor, kanun çalıyor, hiçbir eğitim olmamış. Ha, şahit de var. Bunun babası mı, annesi götürmüş bir uzmana. Ya demiş bu çocuk böyle falan. Uzman da demiş ki o çocuğu hele benim yaptığımı yap demiş böyle eliyle. Böyle bir şeyler yapmış. Çocuk aynısını. Uzman demiş ki yahu bu Dede Efendi gibi. Ya, Dede Efendi var ya meşhur. Ya, bu müthiş bir zeka. Bunu zayi etmeyin. Bak, bak bu müzikte deha. Deha bu. Onun önünü açacaksın. Ulan bu nereden çıktı? Rın dın 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 dın. İşte bunu istadını ne yaptın? Körelttin ya. Bir matematik profesörü, İngiltere'de matematik profesörü, bir sarı bir dosya açtı. Yani içinde böyle matematik formüller, formüller, yazılmış şöyle karman çorman. Ya nedir bu falan diye. Birisi Hindistan'dan birisi göndermiş falan. Diyor hiç şey yapmadım ya. Uydurgaydı şeyler falan. Sonra bir kahve içerken baktım. Adam matematikte ha. Hemen diyor atladım İngiltere'den Hindistan'a gittim adamı buldum. O İngiltere'de bazı tramvayların rakamları var. 7 sene, 8 sene, 10 tane falan rakamlar. Getirdim şeye. Matematik deha ama eğitimden geçmemiş. Soruyorum mesela efendim. 7-8 rakamlı. Bu rakamın en küçük karesi işte çarpanları ayırma falan hemen bilgisayar gibi tık 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 cevap veriyor. Matematik deha. Dehalar hep ne oluyor bizim memlekette? Körleşiyor ya. Batır bir uzman gelmiş ilkokuldaki çocukları cıvıl cıvıl görünce yahu demiş dünyanın en zeki çocukları bunlar. Bu nasıl bir eğitim veriyorsunuz da bunları hep şapşaplaştırıyorsunuz ya. Bunları nasıl ya tam şapşal yapıyorsunuz. Eskiden yazmayı biliyordu çocuklar, şimdi yazma da gitti. Ya. El yazısı yüzünden, ben tarih öğretmeniyim, kardeşlerim gelmişti bize. Onlar da hep üniversite mezunu. Dediler ki, abi dediler, ne güzel yazıp kağıda okuyorsun. Dedim, nesi güzel, okunmuyor kardeşim, okunmuyor. Dedi ki, siz, ben okurum dedi. Vallahi okuyamazsın dedi. Ben okuyacağım dedi. Aldı böyle, farkında değil, kağıdı ters tutmuş yani. Üstü altı belli değil kağıdın.
Dedim ters tutmuşsun, böyle bir düzel şu kağıdı. Dedi bu kağıdı okuyabiliyor musun? Hayır dedim. E peki dedi nasıl not veriyorsun? Dedim o yazan adamı çağırıyorum. Oğlum buraya ne yazmışsın? Zaten ne dediğini de anlamıyorum. Arkadaşını da çağırıyor. Bu ne diyor? Öyle dedim not veriyorum. Şimdi bizim çocukluğumuz zamanındaki bakın. Bak bizim eğitim ilkokulda. Efendim okuma. Okuma. İlk mesaj. Okumayacaksın yani, okuma. Yat, yat, uyu. Uyu, uyu, yat. Alfabe. Bak. Baba, bal, alman. Yat, yat, uyu. Uyu, uyu, yat. İşte 500 senedir uyuyoruz, yatıyoruz. Allah akıbetimizi muhafaza etsin, oku. Ta mütehassıs olsun, sathi olmasın. Bak, mütehassıs. Uzman, uzman. Bak. Ustad, nazar-ı sathi zulümettir diyor bak. Sat-ı nazar zulümettir. Bak. 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 Bir de hocam, muallimlerin adı da değişti ya, öğretmen. Evet. Problemleriniz çoktu, Cenab-ı Hak. Hacı abi ziyarete gitmiştik, dedik işte biz öğretmenim, dedik muallim değil, muallim. Evet. Evet, oku bakalım. Zira her ilmin bir sureti hakikiyesi var. Meleke olmadığı vakit, bazı tarafı nakıs olan suretlere benzer. Evet. Peki orada kalalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.